7. fotoğrafa geçerseniz BDSM duvarı göreceksiniz. Ha siktir. Ama 7. fotoğrafa geçmeden başka Ya şey... geç oğlum, bırak bırak. Geçeyim mi? Şaka Geçtim. değil bu. Bu şaka değil. Ben şaka yapıyorsun sandım. Ne oluyor ya, anlamadım. Aa, ciddi ciddi BDSM duvarı var evde. BDSM ne demek ki? Hadi başlıyoruz. Bu şimdi ilk ev ya. Bunu zaten atarsın sen abi. Ben hiç malzeme çıkartamıyorum. Abi işte halılar açılacağız yavaş ayak yavaş. kokuyor. Lan kokusunu nasıl aldın? Ayak Oğlum kokuyor. halılara gerçekten halılara çorapla basılmış. Evet abi, Ama yani bu halıya böyle çorap nereden anladınız? hiç ayakkabı kösele ayakkabı ayaktan çıkmamış 9 saat. Sonra eve gelinmiş ve rahat rahat gezilmiş. Tam olarak o lan, tam olarak o. Yatak örtüsü de halı. Yatak örtüsü de halı. Evet, o yüzden attım. Bu ev halı ev yani. Oğlum üçüncü Halı ev. fotoğraf üst köşede ulan ne kadar çirkin görünüyor ya. Abi giriş kat ve neden bunu yapıyorlar? Gerçekten ben anlayamıyorum ya. Oğlum dörtte daha güzeli var. Evet. Ne var? Oğlum Oha. bak, dördüncü Ha. fotoğraf tam şey, böyle sürreel tablolar olur ya, merdiven nereye gider anlamazsın. Öyle bak. Evet. Ulan ah. Bu ev Abi ters dönerse merdiveni orası bir basamak oluyor. neden evin içinden çıkartmışlar? Gerçekten çok çirkin ya. Dubleks evin merdivenlerinde de halı var. Gördünüz mü onu? Merdiveni halı Oğlum kaplamışlar. 8'e gelmeden 6'ya gel ya. 6'ya gel. Televizyon ünitesine bakar mısın? Bu nasıl? Fırfırlı. Fırfırlı ya. Oda kapısı da asansör kapılarına benzemiyor. Asansör kapıları böyle olmuyor. Hayda. Mesela biri geliyor, böyle yukarıdan aşağı gölgesi iner önce. Işık geliyordu. Peki abi 9'da duşakabinin pencerenin içine sokulması konusunda ne? Ulan Yani. tutturamamışlar. Değerlendirmişler yer darlığını ama. Oğlum var, oraya uygun bir şey yapın ustayla, değil mi yani? Merak ettiğim acaba duşakabini mi kestiler yoksa mermeri mi kesip duşakabini oturttular oraya? Bir de niye orada sürekli bir temizlik malzemesi var ya? Her tuvalette bir sırıklı sopa. O fixtir oğlum, o otomatikman Tuvaletinde de gelir. vardı. Bende de var. O lazım. Ya halı yön gösterici değil midir abi? Neden seni direkt olarak portmantoya yönlendiriyor? Sen Abicim, o yüzden niye çorapla böyle bir misyon basılıyor dedim. Bu yükledin evde sen? direkt Öyle bu... ayakkabıları çıkartıyorsun ve çorapla özgürsün. Her yer halı çünkü, anladın mı? Terlik giymeyi sevmiyorlar ya. Yok abi, halıya böyle bir misyon yüklemek değil de böyle uzun halılar bir yol istikamet gösterir. Hani kırmızı halı sererler, bir uzun halı koridora sererler. Keremcim, Bu amacı halı dışında bu işte. Avantgard dediğin halı kullanımı. pardon. Yukarıda bayrak var ya bir tane. Bayrak gibi bir şey var orada. Bence onu çektiğin zaman bu portmanto yukarı çıkıyor ve orada başka bir geçit var abi. Ben öyle bir hissiyat aldım bu. Peki holdeki fayansı ne yapacağız abi? Hani direkt Abi. evden girince böyle bir karolu fayans. Bu yer içeri girdiğin zaman satranca başlıyorsun direkt. Yani eve giriş öyle bir ev. Ben bilmiyorum mesela Murat'ı karşılasam Murat sen A4'e git derim. O notasyonlu mu Hayır oynuyorsun? abi, Zaman var mı? ayakkabılarını A2'de çıkar abi, koy oraya. Bunlar fil mi? Sonrasında halıyla devam ediyoruz. Abi şu şeyin soldaki kanepenin en sonunda ulaşılamayan bir dolap var. Onun kapağı açılıyor mu acaba? Şeye çarpmaz mı onu koluna? Bence orada aile yadigarları saklanıyor. Bence orada dedenin şeyi var, mumyası. Ben de onu diyecektim ya. Vampir evi olmasın, belki orada uyuyordur biri. Ama takılı kalır abi. Uyanamaz ki yani. Ha, bana çok depresif geliyor şu mutfağın yanındaki küçük yemek takımları. Hep o evde orada yemek yenirken bir kavga, bir tatsızlık oluyormuş gibi geliyor. Ulan Abi gerçekten de öyle. mutfağın yerleri de checker yalnız. Evet, şu anda tavayı L3'e oynuyoruz. Tavayı. 14. Farkındaysanız bu evde Börek su açılıyor. arıtma var. Bu evde börek açılıyor oğlum. Buzdolabının yanında tepsi var. Onun yanında tepsi. Aa. Hem de Ulan dumtuka dumtık çalmalık tepsi. ne? Ulan böyle koltukları da böyle yan yana koyuyorlar ya. Ulan hiç beğenmiyorum ya.
Yani onu tek bir koltuk olarak düşünebilirdik değil mi? Evet abi, case kollarını yapıştır birbirine, tek koltuk olsun ama yok. Allah Allah. Aa, bu şeyin, vampirin yaşadığı yer burası. Adam, pardon bir saniye, Kerem'in bu fantazyasına gitmek istiyorum ben. Kes kollarını yapıştır dediğin zaman bu 8 kişinin yan yana oturabileceği bir kanepe hangi evde işlevsel olabilir sence? Ya şu anda da 8 kişi yan yana oturuyor da acaba? Değil, evet anlıyorum ama yani kes kollarını birbirine yapıştır gibi bir mantığı kabul edemedim bir an. Ya güzel kardeşim, bunu buraya koyuyorsan bu mantığı kabul edeceksin, bu kadar basit. Ya da sosyal abi, mesafeyi korumak için öyle bir şey yapmış olabilir. Abi ben vampirin yaşadığı yere biliyorum hala. Çünkü sağdan adam görünüyor tabutu. O da yine kendinin patileriyle böyle gizlice bakıyor. Oğlum bir sonraki fotoğraf mescit mi ne bu? Oğlum işte benim dediğim konu oydu. Yatağı halı sermiş. Bunun da jeopolitik önemi var oğlum. Üç tarafı duvarlarla çevrilmişti. Cam da açılmasın diye oraya yatak başlığı koymuşlar. Ya onu da mesela kes şu çizgisinden, açılır pencere. Peki bu seccade gibi olan şeyin aslında şu boynuzlu desenleri çok satanik değil mi? Evet. Öpücük atan şeylere benziyor. Öpücük atan bir... Kim? Öpücük nerede ya? O büyük başlıklar öpücük atıyor işte. Evet lan, şimdi gördüm. Farkındaysan 5 yaprağı olan bir çiçek pentagram çizebilirsin onun üstüne. Dur dur, şu an şey oldu. Ben sadece siyah tarafını baz alıyordum. Burak beyaz tarafını almış. İkimiz farklı şeyler gördük. Şaşı bak şaşır gibi. Öpücük atmıyor mu işte? Yok, siyahları boynuz olarak düşün yanlardan çıkan. Evet, onu da görebiliyorum. Oğlum, her iki resmi boynuzları... de görebiliyorsanız 200 IQ üstündesiniz resimleri gibi. Peki şey olarak gördünüz mü? Komple kareyi, o siyah kareyi bir varlık olarak ele alırsanız en tepede iki boynuzu, iki tane beyaz gözü, bir burnu ve ortada da ağzı olduğunu. Evet. Abi ben o zaman ben başka bir şey görüyorum ya. Ben orada Alaaddin'in uçan halısını görüyorum ya. Hayda. Halıya bak amına koyayım, bir sanat eseri çıktı. Halı. O halı bile değil. Evet. Oğlum sen bunu hepsini... kim dizayn etti? Albüm kapağı yaptıralım. Ben bu fotoğrafı kaydediyorum. Sana albüm kapağı yapacağız bundan. Bir dakika abi, şu anda bir şey fark ettim. Onu bakın paylaşmam gerekiyor. Şimdi normalde yatağın iki yanına şey koyuyoruz. Abi evet, 20. fotoğraftasın değil mi? Şey, tamam mı? Adamlar onu yanlış algılamış. Koltuğun iki yanına koyuyor. Bir de farkındaysan gardırobun yanında koltuk var. Ama adamlar yatağın sağ ve soluna etajer koymaktansa kolonun sağına soluna etajer koyuyoruz. Ya bence bu ev çok fazla eşyamız var ve nereye koyacağımızı bilmiyoruz evi. Bence o adam halıda yatıyor, tam ortalıyor. Kolona kafasını getiriyor, sonra da kolonu yana doğru açıp kapatıyor böyle. Şunun hemen 9. fotoğrafından size giriş yapmak istiyorum. Hayda. Hmm. Hızlı bir çocukluk mu geçiriyorsunuz? Yataktan çıkar çıkmaz arabama binip mutfağa gitmeliyim mi diyorsun? Abi bir dakika, bir saniye dur. Yatağın, bir saniye, alttaki yatağın, ya iki yatağın arasında bir tane raf var. Rafın üzerinde de manyakça bir sürü bebek oyuncak mı var? Ben böyle yanlış. Var, evet. Değil mi? Var. Evet. Aynı zamanda merdivenlerin her bir basamağı ayrı bir çekmece olduğuna da dikkat çekmek isterim. Yerden tasarruf güzel. En üstte kedi mi bakıyor lan? Kedi balonu. Ay, mu? Yastık lan o. Yastık kuzu. Kuzu kuzu. Yani bu kapıya bağlanmış çeşitli eşarp gibi, bilmiyorum ne olduğunu. Bu anlamsız benim için Seha. Teşekkür ederim. Alt katta yatan bebek gerçek mi acaba, yoksa oyuncak bebek mi? Oyuncak abi, gerçekse çoktan düşüyordu. Çok gerçekçi durmuyor mu ama rengiyle şeyiyle? Abi öyle bir bebek gerçek olsa kafasının ağırlığından çoktan düşerdi. Böyle peygamber efendimiz de böyle yatıyordu diye yatan kedi gördüm. Kedi dedim bebeğe ya. Oğlum onu bilmiyor musunuz? Şeyde vardı.
Sahur programında adam yerde yatıyor. Peygamber Efendimiz de böyle yatardı diye altta yazı var. Biliyorum. O yüzden bu kadar güldüm buna. O zaman birden başlayalım mı bu evde? Başlayalım yani. Abi. Bir defa sen evini satarken ilk fotoğraf böyle yarım yamalak yapılmış bir yatak mı bu yani? Ya ben yatağa geçiyorum. Yatağın önünde duran akü. Ben de sol üstten üstümüze devrilen bir çarşaf görüyorum. Abi bu ilk fotoğraf olmamalı ya. Olmamalı ya. Ayrıca evet. Başucu etajer olarak kötü rüya görünce kalkıp orada bir oturup soluklanıp düşünüyorum. Sims çekimi değil mi? Abi yukarıdaki ışık gürz gibi, balta gibi falan duruyor ya. Niye öyle bir şey? Sanki altında duran kişinin kafasına düşse saplanıp ortadan ikiye yarar gibi. Ya da şey böyle adam onu kuruyor. Şimdi mesela kurulu değil. Uyuduğu zaman giyotin böyle sola sallanıyor giyot. O şey olabilir mi acaba? Odada bir lazer sistemi var ve tanınmayan birisi giriş yaptığı zaman o direkt düşüyor. O sallanmaya başlıyor bence. Yani hırsızlar evde Prince of Persia oynasınlar. Bu aile demek ki balkonda oturmuyor. Koymuşlar çamaşır ramına falan. Sonraki fotoğrafta evde de oturmadıklarını anlıyor. Bak yine aynı merdiven çıkıntısı. Allah kahretmesin. Ama bu merdiven gibi değil. Bu kayınız altı. Böyle elip şey gibi. Yani. Aerodinamik merdiven. Evet. Oraya denizaltı taplanmış falan da onun üzerine evi kurmuşlar gibi. Bu ev de dubleks. Evet. Doğru. Demin merdiven. Bu ev niye yamuk bir şey geçiyor çatı katı gibi ama değil gibi de. Çatı be oğlum. Çatı mı bu? He. Pencere yamuk ama perde de yamuk olduğu için ekstra yamuk sanki. Fotoğraf yan gibi. Her şey abi, yamuk şu an. Abi bozuk bir ev ama iki tane de sandalye var. Sanki gelinle damat oturup. Bir şey soracağım. Bu sandalye bir önce baktığımız evde yatağın yanında duran sandalye değil mi? Hayır o bu ev abi. O bu ev miydi? Ya, pardon. Nikah masası var ya. Bir dakika lan, tuvalete dikkatlice baktığınız zaman sağ üstte bir duş başlığı ve aşağıda da duş şeyi var ama hiçbir duş yok. Tamamen böyle kapıyı açtığın zaman çıplak bir adam sabunlanırken karşılaşmak. Hayır, yani onu da geçtim. Halının burada duş da yıkansın. Evet, duş alınırken halıları mı kaldırıyorlar? Ya bir bıyıklı şişman bir abiyi böyle sabunlu vaziyette düşün. Böyle hayali. Oğlum ben burada ağladım amına koyayım ama bas konuşa basamadım, o kadar güldüm. Aa, dayı düşünüyorum senin. 12. fotoğrafta farkındaysanız halı yine yol gösteriyor. Aa, kapı yamuk lan. Nasıl bir fotoğraf çekmiş? Kapı yamuk çıkmış. Oğlum kapı şeye benziyor, bisküviye benziyor. İç sütlü. Ne? Hayır oğlum kapı yamuk oğlum, lan çaplı yani. Çizi bu. Çizi de değil. Şey vardı ya, nugger vardı ya, sandviç dondurma. Onu düşün. Adam zaten kapıyı ısırmaya mı kalkmış ne bilmiyorum. Yamuk duruyor. Nedense hayal et. Kapı ısırıldığını falan şu. Of ya canım, nugger çekiyor amına koyayım. Ne güzel kapı ya. Nasıl bir eve girdik Allah'ım. Ulan 13. fotoğrafın manzarası güzel şimdi. Hiçbir şey diyemeyeceğim. Sadece lentoları kiremitten yapmış. Şey yapılmış. Siper yapılmış. Oraya böyle yaslanıp ateş ediliyor. Tüfek koyulup. PUBG çatısı. Minarede adam olabilir beyler. Sürünüp geçin buradan. Bakayım bir sonraki fotoğraf. Ha, açılış fotoğrafı. Yatak, sarı yatak, akü ve... Başladın. Çok yoruldum. Abi başka bir evim daha var. Yoruldum ama... Sağ ol daha da gider. Bu evin lütfen şeylerine dikkat edelim. Her odanın tavanı süslenmiş. Tavanı adeta bir boşluk olarak görmüşler ve buralarda göze hitap edecek bir şey olmalı ev bu. Göze kelebek hitap ediyor. Aa bir dakika. Ulan orada kelebek var. Davlumbazın üzerinde de kelebek. Evet ben de onu gördüm. İkinci fotoğrafa geçtiğiniz zaman tavanda yine bir Rorschach testi göreceksiniz. Kapılar Matrix gene.
Çok mu küçük kapılar? Bana mı öyle? Kapılar kahverenginin içine beyaz kapı. Buna mı şaşırıyorsun Kerem 2 saattir? Ulan çok zevksiz. Yok ben tavana şaşırıyorum. Tavan devam ediyor. Yani sadece göbekte değil, ileri doğru da gider. Abi burası ben zayıfım evi. Şişmanlara geçit yok evi. Şişmanlara ölüm diyecektin. Yan yan giriyor olabilir miyiz acaba? Arkadaşlar sağ tarafta beyaz bir kelebek var. Beyaz kelebeği takip edin. Peki bir sonraki fotoda neden tavanda Wolfiet oynanmış? Evet, labirent var. Abi ben buna iki şeyim var. Yani evet saçma ama daha saçma olan bir şey, adam neden tavanı satmaya çalışıyor? Yani ne bileyim, yeri çekmesi gerekmez mi? Yürüyeceğimiz yer, işte şey yapacağımız alanı göreceğimiz yer değil. Hayır, bu tavanla çok fazla uğraştık fotosu. Oğlum bu evi küçültmek değildir ya. Bu oğlum oradan. Bu Minecraft şeyi, Minecraft'ta böyle desen yapıyorduk evlere. Evet. Altları boş farkındaysa. Ulan bu tarzın ismi ne? Tavanı. Barok. Kesmenin. Tavan kesme. Oğlum bir şey diyeceğim, bak şu an fark ettim ve çok şok içerisindeyim. Bu evdeki bu Tetris gibi sarı bir blok var ya uzun. O platform filmindeki şey gibi aşağı yukarı inen bir şey olabilir. Havada duruyor. Lan böyle bir gizli geçit var. Tam boş alana iniyor zaten değil mi? Ya kanepenin üstüne de inebilir. Beyaz kısımlarda kanepe falan var. O tam böyle ortaya. Hayır, bu dümdüz aşağı inmiyor abi. Bak farkındaysan o platform gibi olan yer ileri doğru uzuyordur muhtemelen. Yani bir uzay gemisinin hani komşu mu geliyor? Açılı mı? Tam öyle bir şey. Birinci kattan Nuri abiler iniyor diye. Nuri abiler. Ama yemek sofrası şeklinde iniyorlar değil mi? Misafirliğe geliyorlar. Ya çünkü böyle asansörler evlerin içinden geçse böyle... Mesela en üst kat, yön girişe kadar iniyorsun ya mesela. Her katta salonda kim varsa onu görebilsin. Selamlaşıyorsun değil mi? Çok değişik olabilir abi ya. Yani düşünsene böyle şey, bir beton geçiyorsun, sevişen bir çift görüyorsun sana. Bir beton daha geçiyorsun, yaşlı böyle biri örgü örüyor, öbürü tel. Görüyorsun ama şey diyorsun, kardeşim odanızda yapın bu işi, salonda yapılır mı ya diyorsun. Böyle bir çeşitli aile şeyleri, örgüleri görüyorsun böyle. Lan çok değişik. Bir tane daha iniyorsun, çocuklar koşturuyor falan. Annesi peşinde. Böyle apartman boşluğu olmayacak merdiveni falan. Bak o olmaz ama ne olur biliyor musun? Camı ters taraflı yaparsan içerisi dışarıyı görmeyecek, evi görmeyecek ama evdekiler asansörü görecek. Çok iyi tutar biliyor musun? O da olabilir. Değişik olabilir evet. İnsan akvaryumu gibi düşün. Sürekli birileri çıkıp iniyor, sen de izliyorsun. Ya da ileride böyle tüp geçitler falan olursa şehir içinde insanları fırlattıkları evin içinden geçirsinler. Biz diyelim. Mantıklı. Ya bu tuvalete benim diyecek bir lafım yok. Yalnız diş fırçalığı boş. Bu evde kimse diş fırçalamıyor. O bardak değil mi ya? Ben onu alıp bardak içmek için kullanıyorlar diyordum. Oha! Aha, bildiğin ayak yıkama banyosu abi şuradakinde. Niye su içmeye banyoya gidiyor? Ne bileyim, manyaksındır amına koyayım, ben artık sorgulamıyorum. Oğlum diş fırçalığı benim hep lavabonun üstünde olur diye düşündüm. O böyle sanki bardak holder yapılmış ev için özel. Tamam da bura hayrat mı amına koyayım, yanına bardak bakır. Abi belki arıtma şeyini mutfağa değil buraya koydular. Gelip su içiyorlar. Ulan gerçekten muhteşem bir hayal gücü ya. Seyhancığım 7. fotoğraftan su içebilirsin istersen. Sağ ol. Yorulduysam... Evi gezdirirken de ikram edersin değil mi böyle? Ama su, diş macunu aromalı su. Bir sonraki fotoğrafa bakmasanız da olur çünkü bu bir fotoğraf değil abi. Bunu bir sanat aliminin şeyi yapar. Birine giden dolaplar. Hayır abi, bu Picasso'nun bir çalışması kübik dönemde. Abstrakt bir eser evet. Gerçekten kutular var ya, halı falan da öyle. Bu öyle bir şey abi, yani bunu biz, bana düşmez bunu yorumlamak. Gerçekten kübik. Duvardaki sizce resim mi, kutu mu yoksa puzzle mı? Burası pencere abi, manzara o. Batıya açılan bir pencere. Adam gayet modern bir şekilde dizayn etmiş yani. Ya kötü de değil bu arada gerçekten. Şimdi evet, 7. fotoğrafa geçerseniz BDSM duvarı göreceksiniz.
telefonu. Asiktir. Ama 7. fotoğrafa geçmeden başka. Ya şey... geç oğlum, bırak bırak. Geçeyim mi? Geçtim. Şaka değil bu. Bu şaka değil. Ben şaka yapıyorsun sandım. Ne oluyor ya, anlamadım. Aa, ciddi ciddi BDSM duvarı var evde. BDSM ne demek ya? Siktir. İşte oraya seni kelepçeliyorlar. Tamam. Araştırdım ben. Abi adam oraya... Ne oldu Murat? Bu kadar niye şok oldun? Olabilir ben... böyle. Oğlum, oğlum çok saçma değil mi? Bunun çekilip, emlakçının bunu çekip koyması. Anlamamış demek. Ne zannetti acaba bunu? Peki koltuk niye var orada? Yani, oturuyor işte. Ona... Abi BDSM yaparken yorulursan bir yol oturuyorsun işte, bir ayran içiyorsun. Yani oradaki bağlı insana kırbaçla oturarak mı vuruyorsun? Çapşuk diye. Tabii mistreslerimiz de yorulabiliyor arada. Oğlum çok saçma lan. Hayır, ev çok saçma bunun için, hiç beklemezsin yani. Abi evet değil mi, güllü falan nevresim varken bir kafayı çeviriyorsun birden kırmızı BDSM duvarı. Ya emin miyiz gerçekten ya? Abi ne başka olabilir, ne olabilir bu? Bilmiyorum abi, bilmiyorum. Yani bak ama... alttaki şeyler bildiğin bileğe takılmalı, deri hatta demir şeyleri falan var. Ben işte onu anlayamadım. Öyle bir şey mi? Öyle bir şey abi. Telsiz gibi bir şey. Yok, ayaklara ve iki kol. Yani muhtemelen solda da bir tane kol için şey var. Çok saçma ya. Gerçekten. Abi bir sonraki fotoğrafa geçerseniz 8'de pencerenin dibinde de bir şeyler var. Onun tam onu diyecektim. Abi onlar tuzlukla biberlik değil. Anal plak gibi duruyor burada. Peki gardırobun üstünde duran silindir şeyler nedir? Abi o artık yani bilmiyorum ki. Ne desem boş. Her şey çıkabilir. Yalnız güzel evmiş ha. Bu evin artık masumiyeti kalmamıştır Kerem boş. Ya ne olacak oğlum işte. Duvarlardan ha? Bazı şeyleri boya atarak çıkaramazsın. Duvarların dili olsa. Bir dakika arkadaşlar. Abi. Çok önemli bir ayrıntı yakalamış olabiliriz. Yatağın yanında asılmış bir çubuk var. Evet, onu ben görmüştüm ama ne olduğunu şey yapamadım. İşte olta gibi. Acaba evet, BDSM'de kırbaç ya da vurmak için falan kullanılmış bir... Olta gibi duruyor hakikaten be abi. Kameraya da sabitleme şeyi olabilir. Aa siktir yok abi, ya. Abi o kamera, farkındaysanız o siyah çubuk şeyin altında aslında duvara yapıştırılan şey var. Kablo kapatıcı şey, plastik. Kablo kutusu. İçinden de aşağı doğru uzanan bir kablo var farkındaysanız. Öyle bir ihtiyaç var gibi ama yok gibi abi, olmaz öyle kablo kapatıcısı burada. Yani ev düzgün bir ev, yeni yapılmış bir ev belli. Abi o ihtimali çok çok zayıf buldum ya. Şey mi lan acaba, mor ışık orası. Olan olabilir ha. Nereye acaba sıçradı diye bakmak için mi kullanıyorlar? Bunlarda zaten beyaz lekeler var abi, çeşitli. Bilmiyorum farkında mısınız? Allah'ım çok merak ediyorum, neler dönüyor bu evde. Ya ne olur gidelim buraya. Ne yapacaksın? Kendini mi kırbaçlatmak istiyorsun? Ya ben kırbaç yemeye razıyım, şu evin içini bir kere görmek. Bu arada farkındaysanız yatak başlığından da zincir sarkıyor. Yatağa da bağlanma şeyi var. Nasıl ya? Ana! Oğlum ben şimdi fark ettim, koltuk var ya, koltuğun alt sağ tarafına bakarsanız orada da bir hoparlör var. Sanıyorum şu sol aynanın da aynı şekilde yatağın ucunda gibi gözüken ama kapının yanında olan bir şey daha var. O da ne diyor? Aa, müzikli. Ulan evet. Müzikli, seksli, serseri, çılgın bir vahşet ortamı ya. Evet oğlum, neler oluyor ya. O duvarı da bilerek boyamışlar zaten. Belli. Evet abi, kırmızı azgınlık, şiddet ve şeyin rengi. Üstünde de beyaz lekeler var. Ama yorulunca da dinlenebileceğin koltuğumuz mevcuttur. Vay arkadaş ya, ne mücevhere rastladık. Ya oğlum birleşelim, alalım şu evi ya. Ne yapacağız? Niye? Birbirimizi mi kırbaçlayacağız?
Hayır abi. Kiraya veririz ya. Kiraya veririz. Öğrenciler sevaptır ya. BDSM'niz hazır gençler. Şöyle ufak bir ayrıntı daha yakaladım. 12. fotoğraftaki odayı sigara içmek için kullanıyorlar ve pet şişenin içine atıyorlar izmaritleri. Evet. Ardiye gibi bir oda anladığım kadarıyla. Ameyle kokuyordur burası. Her şey kokuyor olabilir Kerem, asla. O fotoğrafta bulaşık makinesinin üstünde plastik okey şeyleri var, istakaları var, farkında mısın? Onu mu sokuyor acaba? Her şeye bu gözle mi bakıyoruz ya? Acaba neyi sokuyorlardı? Yok abi, hayretler içerisindeyim sadece, şaşırdım. Adamı arayıp sorsak mı ya? Bu BDSM ile ev için aramıştım. Ya ben ilanınızı gördüm, ona istinaden aramıştım. Fiyatı da uygun geldi. Yalnız odalardan birinde böyle duvarda şeyler var. Onlar ne? Nedir onlar? Yahut direkt adamın şey diye arayacağım. Ben BDSM yapabileceğim, güven ve rahatlıkla BDSM yapabileceğim bir daire arıyorum. Acaba var mı elinizde böyle bir şey? Adam o ne derse açıklama yapar mısın? Yo, ne yapacağım? Siz sattığınız evi bilmiyor musunuz beyefendi derim yani. Bir de atlarla yapsan ama. Tabii oğlum. Yürü araştır ya. Tabii ya. Siz BDSM'nin ne olduğunu bilmeden nasıl böyle evler satıyorsunuz ya falan deriniz. Acaba özelliklerde BDSM Unity diye bir tik var mı? Ciğerlerim acıdı gülmekten.